Yapay zekanın gelişmesiyle makine öğrenmesine olan ilgi arttı. Makine öğrenmesi veriden bilgi çıkarma bilimidir. Ve yapay zekanın alt disiplinidir. Trendaz Akademi'den herkese merhaba. Bu videoda Amazon'un YouTube'daki ücretsiz kurslarının yer aldığı Makine Öğrenmesi Üniversitesi'nden bahsedeceğim. Videoya devam etmeden önce kanalımıza yeniyseniz abone olmayı ve en yeni derslerden haberdar olmak için bildirimler açmayı unutmayın. Günümüzün petrolü veri. Veriyi değerlendiren Amazon, Google, Facebook ve Netflix gibi şirketler devasa boyutlara ulaştılar. Bu şirketler devamlı veri bilimine yatırım yapıyorlar ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere ücretsiz kaynaklar sunuyorlar. Amazon da son günlerde bir ilke imza attı ve YouTube'da makine öğrenmesi üniversitesi kursanı yer aldığı bir kanal açtı. Bu kanal makine öğrenmesinde kendini geliştirmek isteyenlere büyük fırsat sunuyor. Bu derslerin dokümanlarına ve veri setlerine kitaptan ulaşabilirsiniz. Ayrıca her kursun sonunda pratik yapabileceğiniz final projesi yer alıyor. Bu proje ile hem öğrendiklerinizi gerçek dünya problemine uyguluyorsunuz hem de konulara ne kadar öğrendiğinizi test edebiliyorsunuz. Makine Öğrenmesi Üniversitesi'ne yakından bakmadan önce kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Bu dersleri izleyerek sıfırdan Python öğrenebilir, yapay zeka veri bilimi alanlarında kendinizi geliştirebilirsiniz. Böylece aranan bir veri bilimcisi olabilirsiniz. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Bilgi parmaklarınızın ucunda. Online eğitim yaygınlaştı. Artık dünyanın herhangi bir tarafında verilen dersleri Coursera Udemy gibi platformlardan takip edebiliyorsunuz. Bu online eğitimlere Amazon'un destekleriyle bir yenisi daha eklendi. Üstelik ücretsiz. Derslere YouTube'dan ulaşabiliyorsunuz. Kanalın ismi Machine Learning University. Kanal 6 Temmuz'da açılmış ve 164 bin kez görüntülenmiş. Ayrıca 37 bin aboneye ulaşmış. Kanalın amacı makine öğrenmesi alanında kendini geliştirmek isteyen herkese destek vermek. Kanalda tabular data yani Tablosal veri ile makine öğrenmesi dersleri, computer vision yani bilgisayar görmesi dersleri, natural language processing yani doğal dil işleme dersleri yüklenmiş. Bu kurslar ile yeni olsanız dahi makine öğrenmesinde tecrübe kazanabilirsiniz. Öncelikle Tabular Data dersine bakalım. Tabular Data kursunda biri gizli 16 dersin olduğunu görüyoruz. Tabular Data tablosal veri demektir. Makine öğrenmesinin yeni başlayanlar için harika dersler var. Bu kursu Amazon Web Servisi'nde e çalışan Doçent Doktor Paula Grajdan isimli uygulamalı matematik hocası veriyor. Derslerde tablosal veri için makine öğrenmesi teknikleri kullanımı öğretiliyor ve gerçek dünya problemleri için uygulamalar anlatılıyor. Dersler kurs tanıtımından başlıyor, ardından makine öğrenmesine giriş, model değerlendirme, öz nitelik mühendisliği, ağaç tabanlı modeller ile devam edip en son assemble metotları ile bitiyor. Bu oynatma listesinin açıklama kısmında dersin dokümanlarının bulunduğu GitHub sayfasının linki var. Bu linke gidelim. Bu repozitoride derslere ilişkin slaytlar, notebooklar ve datasetler yer alıyor. Dersin dokümanlarını buradan indirebilirsiniz. Aşağı kısımda kurs içerikleri yer alıyor. Kurs 3 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde veri ön işleme, veri anlama, öz mühendisliği, model kurma, model değerlendirme gibi makine öğrenmesinin aşamalarından ve en yakın komşu algoritması, karar ağaçları, random forest, regresyon modeller ve boosting gibi makine öğrenmesi tekniklerinden bahsediliyor. Ve en son final projesi var. Final projesi ile tablosal veri şeklindeki gerçek dünya problemi pratiği yaptırılmak isteniyor. Buradan final projesindeki veri setine ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu kısımdan projenin notebook'una ulaşabilirsiniz. Bu kısma tıkladığınızda projenin notebook'u açılıyor. Notebook'ta öncelikle çalışılacak veri seti tanıtılıyor. Veri seti Texas'ta Austin Animal Center'daki evcil hayvanlar verileriyle ilgili. Buradan veri setinin sayfasına ulaşabilirsiniz. Veri setindeki öz niteliklerin listesi burada yer alıyor. Notebook'ta ilk olarak gerekli kütüphaneleri yüklemek için kodlar yer alıyor. Daha sonra veri setini yüklemek için gerekli komutlar yazılmış. Burada yine birkaç örnek kod yazılmış. Örneğin eğitim verisinin ilk 5 satırı ve test verisinin ilk 5 satırı ekrana yazdırılmış. Daha sonra model için öz seçme, veri ön işleme, model eğitme ve kurulan modeli kullanarak test verisini tahmin etme gibi görevleri sizin yapmanız bekleniyor. Dersleri dinledikten sonra konuları ne kadar anladığınızı test etmek için güzel bir pratik. Şimdi doğal dil süreci kursuna bakalım. Bu kurs 26 videodan oluşuyor ve 53 bin kez görüntülenmiş. Buradaki dersler özellikle doğal dil işlemeye yeni başlayanlara hitap ediyor. Doğal dil işlemede yeniyseniz bu kurs harika bir fırsat. Dersi veren Doktor Cem Sazara ismindeki Amazon'da çalışan uygulama bilimcisi. Açıklamalar kısmında kursun GitHub linki var. Bu linke gittiğimizde repozitoriyi görüyoruz. Bu repozitoride derse ilişkin slaytlar, notebooklar ve veri setleri var. Aşağıda kursun bölümleri yer alıyor. Kurs 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde makine öğrenmesine giriş dersleri, back of word ve en yakın komşu algoritması dersi yer alıyor. İkinci bölümde ağaç tabanlı modeller, regresyon modelleri, optimizasyon, regülerleştirme, hiperparametre ayarlama ve Amazon Web Servis'teki yapay zeka ve makine öğrenmesi servislerinden bahsediliyor. Üçüncü bölümde sinir ağları, word embeddings, RNN ve Transformers anlatılıyor. NLP'ye giriş için gayet güzel dersler. En son final projesi yer alıyor. Final projesindeki veri setine buradan ulaşabilirsiniz. Veri seti eğitim ve test şeklinde iki ayrılmış durumda. Yine buradan projenin notebook'una ulaşabilirsiniz. Bu proje IMDB Movie Veri seti için K en yakın komşu modeli ile ilgili. Buradan Veri setinin web sitesine gidebilirsiniz. Notebook'un aşağısında Pandas kütüphanesi kullanılarak Veri setindeki eğitim Ve test verilerinin yüklenmesi için gerekli kodlar yer alıyor. Yine burada Birinci ve ikinci Hücrelerde Eğitim ve test verisindeki Verilerin ilk 5 satırı Ekrana yazdırılmış. Daha sonra veri seti hakkında ön işleme Veri anlama Validation olarak parçalama ve K en yakın komşu sınıflandırmasını kullanarak modeli kurup, ardından kurduğunuz modele göre test verisini tahmin etmeniz bekleniyor. Öğrendikleriniz uygulamanız için güzel bir uygulama. En sonki kurs, Computer Vision yani bilgisayar görmesi ile ilgili. Kurs 27 videodan oluşuyor ve 29 bin görüntülenmeye ulaşmış. Dersi veren kişi Amazon'da çalışan uygulama bilimcisi Rachel Hu. Açıklamalarda yine kursun kitap sayfası yer alıyor. Bu kitap sayfasına gittiğimizde kursun repozitorisini görüyoruz. Bu repozitoriden yine dersin slaytlarına, notebooklarına ve veri setlerine ulaşabilirsiniz. Bu kursa diğer kurslar gibi 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde makine öğrenmesi ve bilgisayar görmesine giriş yapılıyor sinir ağları ve CNN yani evrişimsel sinir ağlarından bahsediliyor. İkinci bölümde Image Dataset, sinir ağlarının eğitimi, Lenet ve AlexNet gibi model CNN'lerden ve model Fine Tuning anlatılıyor. Üçüncü bölümde VGGNet ve ResNet gibi ileri CNN'lerden Object Detection ve Semantic Segmentation anlatılıyor. Bilgisayar görmesi yeni olanlar için harika dersler. Daha sonra final projesi yer alıyor. Veri setleri dosyasını buradan ulaşabilirsiniz. Bu dosyada test, train ve validation veriler yer alıyor. Final projesinin notebook'ına bakalım. Notebook'ta projenin ilk önce amacı anlatılmış. Projenin software ve video oyunları resimleri arasındaki ikini sınıflandırma için bir sinir ağ modeli eğitilmesiyle ilgili. Notebook'ta öncelikle kullanılacak kütüphaneler import edilmiş. Ardından Eğitim ve test verilerinin nasıl yükleneceği gösterilmiş. Örnek olması açısından Matplotlib kütüphanesi kullanılarak Software ve Video Games için Örnek resimler ekrana bastırılmış. Ardından Dersi anlatılan bilgilerin uygulanması istenmiş. Projede Eğitim ve validation verileriyle Bir sinir oluşturmamız beklenmiş. Sinir oluştururken Layer sayısı Nöron sayısı Kernel büyüklüğü ile oynayarak sinir ağının performansının değerlendirilmesi istenmiş. Ayrıca 5 size'ın farklı kombinasyonlarını ve farklı öğrenme oranlarını kullanmamız beklenmiş. Model eğittikten sonra modeli kullanarak test verisini tahmin etmemiz istenmiş. Bunu yaparken size yol göstermek için bazı örnek kodlar yazılmış. Bu videoda Amazon açtığı Machine Learning Üniversitesi'de yer alan ücretsiz kursları anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.